Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Kampı'nın 16. haftasının 2. videosundayız. Yani dörtgenler konusundaki ÖSYM benzeri testlerin çözümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda test 2'nin çözümünü yapacağız. Kitabımızda sayfa numarası 146 ve 147'yi çözeceğiz. Hadi bakalım testin çözümüne başlayalım. Birinci soruyla çözüme başlayalım. Bir kenar uzunluğu x birim olan bir kare 4'e eş 5 kare ve 4 eş dikdörtgene ayrılıyor. Arkadaşlar şu büyük kare 4 tane eş kare köşelerde. 5. kare de burada. Sonra 4 tane de eş dikdörtgene ayrılmış mı böyle ayrılmış. Sonra karelerden büyük olanı K1 olarak adlandırılmış. Şekil 1'deki. Daha sonra K1 karesine benzer bir şekilde ayrılıp bak 1, 2, 3, 4, 5 tane kare 1, 2, 3, 4 tane de dikdörtgene ayrılmış. K2 karesi elde ediliyor. Sonra ne yapılmış? K2 karesine benzer biçimde ayrıldığında hadi K2 karesini benzer biçimde ayrılalım. 4 tane eş Kare. Bunlardan beşincisi şurası mı olacak arkadaşlar? Beşincisi de şunu şöyle birleştirdiğimizde ve dört tane de eş dikdörtgen olacak. Tamam. Şu şekilde. İşte bu da ne oluyormuş arkadaşlar? K3 oluyormuş. Sonra diyor ki bize. Elde edilen K3 karesinin çevresi. Burada K3 karesinin çevresini vermiş bana. Kaç vermiş? 54. Hocam 4 tane kenar 54 toplam 54 ise 4'e böldüğümüz zaman 27 bölü 2. Bir kenar 27 bölü 2 mi çıktı burası? Evet. Şimdi ne oluyor sonrasında? Dikdörtgenlerden birinin uzun kenarı kısa kenarının 3 katı olduğuna göre. Bak hep aynı şekilde orantılı bir şekilde küçülttük ya. E, bütün hepsinde aynı mantık vardır. Dikdörtgenlerden bir tanesinin uzun kenarı kısa kenarının 3 katıymış. Yani 27 bölü 2 ise burası 3'e bölünmüş hali burası hocam 9 bölü 2. E hocam kare burası da 9 bölü 2. Aynı kare olduğu için burası da 9 bölü 2 olacak. Yani toplamda şu uzunluk kaç yaptı dikkat edin. Hop şuradaki uzunluk yani. 9 bölü 2, 27 bölü 2 ve 9 bölü 2 topla bakalım. 9, 27 ve 9'un toplamı 45 bölü ikisi de var. Hocam burası 45 bölü 2 yaptı. E aynı şekilde bu dikdörtgenin kısa kenarıyla uzun kenarında 1'e 3 oran var. Hocam burası 15 bölü 2 yaptı. Burası da 15 bölü 2 oldu. Aynı şekilde eşlikten dolayı burası da 15 bölü 2. Topla 15 bölü 2, 45 bölü 2, 15 bölü 2, 75 bölü 2. Hocam şurası 75 bölü 2 yaptı. E hocam burada da 1'e 3 oran var. Yani burası 25 bölü 2. E o zaman burası da 25 bölü 2. Burası da 25 bölü 2 yaptı. Topla 25 bölü 2, 75 bölü 2, 25 bölü 2. Toplamı da aha da burası 125 bölü 2 yaptı. Evet bu de bir kareydi. Yani burası da 125 bölü 2 yapacak. O zaman x neye eşit oldu? 125 bölü 2'ye eşit oldu. O da kaç yapıyor? 62,5 yapıyor. Cevap C an oldu birinci soruda. Evet hatırlarsanız bir önceki testte yani test 1'deki son sorunun benzerisi bu şekilde. Çünkü benzerini ÖSYM seviyor. O yüzden o soruyla ilgili. O soruyu çok beğendiğim için benzerini yazdığımı da söylemiştim zaten. Güzel bir soru. Cevap C oldu. Geldik ikinci soruya. Şimdi bir uzunluk isteniyor. Bir uzunluk isteniyorsa üçgenden beri biliyoruz. Ya dik üçgen ya benzerlik. Benzerlik yoksa dik üçgen. Dik üçgeni nasıl elde edeceğiz? Hocam köşegen çizsek şu köşegen saçma olduğunu görüyorsun. Şu köşegenin saçma olduğunu biliyorsun. Ya bu köşegeni çizeceksin ya da bu köşegeni çizeceksin. Fark etme. Sadece şunu çizdik bakalım. Şimdi bir kenar 6 mı? 6. O zaman buraya 2 kaldı. O zaman bunlar da 3-3 yaptı. E hocam 120 dereceye burası. Yani altıgenin iç açısı. Burası da 30-30 yaptı. Aa burası ne oldu? Tamamı 120 olduğundan 90 oldu. Hatta burası da 90 oldu. Ve şurada bir yamuk karşıma çıktı. Dik yamukta ne yapıyorduk gençler? Dik yamukta tabii ki dik dörtgenle bir üçgen oluşturduk. Hop şöyle bir dik dörtgen çizsek. Hocam dik dörtgen oluşturunca 2 ise yukarısı. Aşağısı da 2. Tamamı 3'tü. Buraya kadar kalan kısmı. Buraya da 1 kaldı. E 6 6 ise burası da 6 kök 3 yapar. Yani burası da 6 kök 3 yaptı. İşte buradaki pisagordan x'e ulaşırız. x'in karesi 6 kök 3'ün karesi artı 1'in karesi mi olacak? Evet. Yani x kare de böylelikle 36 çarpı 3 108, 109 yaptı. O zaman x kare 109'sa x de böylelikle kök 109'a eşit olur. İkinci soru denizli oldu. Geldik 3'e. Paralel kenar bir açı sorusu. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel değil mi gençler? Evet. A. Bunlar birbirine paralel ya. Bak şöyle bir M kuralı var burada. E, burada M kuralından dolayı 40 ile neyi toplarsak 75 yapar? 35'i. E burası 35 ise burası da 35. Toplamda burada kaçı? Kaç yapar? 70 yapar. E, i̇kisinin i̇kisini toplamı da 180 yapacak. Yani buraya da 110 kalır. Cevap 110 yaptı. İkinci soruda pardon üçüncü soruda yani cevap denizli oldu. Geldik dördüncü soruya. Kenar uzunlukları 9 ve 15 birim olan dikdörtgen biçimindeki iki karton. Evet bunun da 9 ve 15'miş onu diyor bize. Birer kenarları çakıştırılarak düzlemsel bir yere konulmuştur. Şöyle düzlemsel bir yer veya yani masanın üstüne falan konulmuş. Mavi karton C köşesi etrafında saat yönünde döndürüldüğünde D köşesi kırmızı kartonun EF kenarı üzerine geliyor. Hmm. Ne yapacakmışım? Mavi kartonu C köşesi etrafında döndürecekmişim. Evet döndürelim bakalım. Bunu döndüreceğim. Şimdi bu dikdörtgeni döndürürken ilk önce şu kenarı döndüreyim. Hop şöyle döndürürken şuradaki D köşesi buraya EF kenarı üzerine geliyormuş. Bak ÖSYM bunu aynen böyle sormuştu. Yani bir dikdörtgen çizmişti. Bak nasıl çoğu sormuştu. Dikdörtgen çizmişti. Diğer dikdörtgeni de şöyle çizmişti gençler. A ben ne yaptım? İşte bunu yeni nesil soruya çevirdim. Sen kendin oluştur istedim. Eski nesilde böyleydi. İşte o yüzden ÖSYM Kendini de tekrar ediyor. Bu sorular gerçekten ama gerçekten çok önemli senin için. E geçmiş soruların lacivertini karşımıza çıkarıyor. Neyse. Ben bu kenarı döndürdüm. D köşesi EF'nin üzerine geldi. Sonra Hadi bu kenar döndü böyle mi kaldı? Hayır kalmadı. D köşesi EF'nin kenarı üzerine geliyor. Buna göre mavi kartonun AD kenarının kırmızı dikdörtgenin üzerinde olmayan kısmının uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Şimdi AD kenarını da çizeyim ben. Ee, döndürüldüğü zaman AD kenarı da şu şekilde olacak. Dikdörtgenimiz o zaman böyle mi olacak arkadaşlar? Tam bu köşeden geçtiğini bilemeyiz ama neyse şöyle çizeyim isterseniz. Hop şöyle hop şöyle hop şöyle. Evet döndürülmüş halde bu şekilde oldu arkadaşlar. D köşesi buraya geliyor diyor. Ee, bize sorulan kısım ne? Şimdi mavi kartonu döndürdüm ya. Buna göre diyor mavi kartonun AD kenarının şuradaki AD kenarı bak buraya geldi. A noktası da buraya geldi. Şu AD kenarının Kırmızı dikdörtgenin üzerinde olmayan kısmı. Kırmızı dikdörtgenin üzerinde olan kısmı burası. Yani bizden şuradaki kısım isteniyor arkadaşlar. E burada ne var? Bu bir dikdörtgen olduğu için 90'lar derece değil mi bunlar? Evet 90'ları şöyle bir koyalım arkadaşlar. 90'ları koyduk. E hocam bu da bir dikdörtgen bunlar da 90'lar derece. Aslında burada ne verilmiş? Çaktırmadan 90'lar verilmiş. E bu 9'u 15'ti. Hocam burası 9 şurası 15. Hatta burası da 9. E, burası da 15 değil mi? 15'lik kısım buraya geldi. Bak ne çıktı? 9, 15. 9, 12, 15 üçgeni. Çok güzel. E sonra ne yapacağız? Hocam burada güzel bir şey çıktı. Tamamı 15 olduğuna göre. Bak şunun tamamı 15 ya. Buraya da 3 kaldı. Değil mi? E sonra ne yapacağız? E, 90'lara bu uçuşuyor. Dal alfabetaya kardeşim. Yani sen buradaki y'yi bulursan ikisini de bulursun. Sonuçta burası 9. Yani burası da 9 olacak. Daldık alfa beta, ya. alfa beta, alfa beta dedik. Yani senin şu üçgeninle şuradaki üçgenin ne oldu? Benzer. Hmm. Hatta beta'nın karşısı üçgen beta'nın karşısı 9. Kolay benzerlik var. 1'e 3 oran var. E o zaman burada 90'ın karşısı 15 ise 90'ın karşısı 1'e 3 orandan dolayı 5 çıkar. E hocam bunun tamamı 9'du. O zaman x'e kaç kalır? 4 kalır. Yani cevap böylelikle Ceyhan yaptı arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Yani güzel çevrilmiş bir soru. Dördüncü soru dönme sorusu olarak çevrilmiş. Önceden ÖSYM'nin sorduğu bir soru. Dördüncü soru Ceyhan çıktı geldik. 5. soruya. Bir kenar uzunluğu bir birim olan. Düzgün sekizgen biçimindeki bir kartonun şekildeki dört köşegeni çizildikten sonra oluşan üçgenler kesilip atılıyor. Sonra evet, şuradaki üçgenler kesilip atılmış. Buna göre kalan kartonun alanı, işte şuradaki kalan kartonun alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Arkadaşlar düzgün sekizgen mi bu evet düzgün sekizgen. Şimdi düzgün sekizgenin dış açısı 360 bölü 8 yani kaç yapıyor 45. Dış açısı 45. Hocam dış açısı 45. Eyvallah. Şimdi açıları bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Açıları bulurken. Burada şuradaki açıdan gidelim. Hani bizim şu şey mantık vardı. Çok da kolaylaştırıyordu bir şey, işimizi. Bir kenarı gören açı alfa ise iki kenarı köşeden çıkan açılarda tabi. Bir kenarı gören açı alfa ise iki kenarı gören iki alfa, üç kenarı gören üç alfa, dört kenarı gören dört alfa demiyor muyduk? Diyorduk. Hatta dış açısında iki kenarı gören açıya eşit oluyor diye söylemiş miydik? Söylemiştik. Önemli özelliklerden biriydi. Normalde özellik sevmem ama bunu bilin. E o zaman hocam dış açısı iki kenarı gören açı eşit ya 45'e eşitse bir kenarı gören açı 22.5 mu yapar? Evet hocam. Şimdi şuraya bakacak olursak hocam buradaki açı şöyle bakacak olursak iki kenarı görüyor. 1-2 değil mi? O zaman iki kenarı gören açı 45 derecede. Burası 45. Hocam burası da 1 iki kenarı görüyor. Burası da 45. Aynı şekilde burası da iki kenarı. Burası da iki kenarı görüyor. Şöyle açı olarak baktığınızda. Aynı şekilde burası da iki kenarı görüyor mu arkadaşlar? Bunlar görüyor. Hatta burada ne çıktı? 45, 45, 90 üçgenleri çıktı dostlar. Dikkat. E ee, tamamı 45 dereceye burası. Hocam dış açısı 45 iç açısı 135 yapacak. O zaman burası da 90, burası da 90, burası da 90, burası da 90. Hepsi 90 derece oldu mu? Oldu. Yani şurada dikdörtgenler karşımıza çıktı arkadaşlar. Şöyle bakacak olursak. E ee, şurası bir birim. Hocam dikdörtgenden dolayı burası da birim. Bir burası da bir dikdörtgenler. Hatta içerideki şekilde bir kare çıktı. E burası 1 ise 1 bölü kök yapar burası. Değil mi? Yani 1 bölü de nedir? Kök 2 bölü 2 midir? Evet. Burası da kök 2 bölü 2 çıktı. Aynı şekilde burası da 1 olduğundan burası da kök 2 bölü 2. Aynı şekilde burası da kök 2 bölü 2. 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 Anladın sen olayı. Her yer kök 2 bölü 2 çıktı. İşte bizden bu karton alanı seviyor. Yani öncelikle bu karenin alanı 1. Bir, 1'in karesinden dolayı. Artı 1 çarpı kök 2 bölü 2'den kaç tane var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 tane var. 4 diyeceğiz. O zaman 1 artı şunlar şunlar sadeleşti. 2, 2 kök 2'ye meşit oldu. Yani 2 kök 2 artı 1 yaptı cevap. 5. soru böylelikle denizli oldu. Geldik 6'ya. Düzgün beşgen verilmiş. Eyvallah. E şu eşitler benim dikkatimi çekti direkt. Ha, eşitlikler var burada. Hocam eşit eşit. Orta ban gelmedi Şunu çizersek Bunlar birbirine paralel olmaz mı gençler? Zaten düzgün beşgende verilen bilgiler dahilinde bir şey yapamıyorsak köşegen çizmek önemliydi. Bütün köşegenler eşitti. E burada köşegeni çizdik. Eyvallah. E düzgün beşgenin dış açısı. Hocam 360 bölü 5 yani 72. iç açısı 108 yapar. Burası 108 ise bunlar 36-36 yapar. İkisi kenar üçgenden dolayı. Hocam 108 derece ya. O zaman burada kaç da kaç yapar? Burası da 72 yapar. E şunlar birbirine paralel ya. Sen bu paralelliği kullanacaksın. Şöyle bir u kuralı mı var burada? Evet. Şu ikisinin toplamı x artı 72'nin kaç olması lazım o zaman? x artı 72 180 yapmalı. Ve x de böylelikle 108 derece olarak bulur. Ya da hocam bunlar paralel ya. 72 ise burası da 72 deriz. Yöndeşlikler e, 180 tamamlayan da 108 olur deriz. Altın soruyu da böylelikle denizli olarak buluruz. Geldik 7'ye. 90'lar havada uçuyor. Ne yaparsın? Dalarsın alfa beta'ya. Kare ya Kareye bu. Alfa beta alfa beta. Yani şu üçgenle şu üçgen benzer. Hatta şunlar birbirine eşit olduğu için kareden dolayı bunlar eş üçgen oldu. E, madem eş üçgen. E, alfanın karşısı A ise buradaki alfanın karşısı da A'dır. A, beta'nın karşısı A artı 3 ise beta'nın karşısı A artı 3'tür. Alan CEB'i vermiş. C CEB. Yani a çarpı a artı 3 bölü 2 değil midir? a çarpı a artı 3 bölü 2 eşittir 20 verilmiş. Buradan a çarpı a artı 3 kaç oluyor? 40 oluyor. İstersen bunu dağıt öbür tarafa çarpanları ayır ya da 40 neyle neyin çarpımı çarpanları ayırırken de bu 40'ın çarpanlarını düşünüyorsun. 5 ile 8'in çarpımı tutuyor mu? A yerine 5 yazarsan 5 çarpı 8 oluyor mu? Oluyor. Yani sen a'yı böylelikle 5 bulursun. Karenin alanı isteniyor. E o zaman a 5 ise hocam burası kaç yapar? 8 yapar. E o zaman şuraya x diyecek olursak Pisagor x kare neye eşittir 5 ve 8'in kareleri toplamı. 25 artı 64 yapar yani 89 yapar. E, x de buradan kök 89 olur ama gerek yok. Karenin alanı nedir? x karedir zaten karenin alanı. O da 89 yaptı. Yani 7. soru Denizli çıktı arkadaşım. Geldik 8'e. Eee 90'lara doğru uçuyor. 90 hocam alfabeye dalacağız ama alfabeye dalarken burada şeyi yapabiliriz aslında. Ne yapabiliriz? 6, 8, 10'dan dolayı buraya yazdık. Alfa, e dalıp alıp şu üçgenle şu üçgenle benzerlik uygulayabilirsin bir kere. Değil mi? Ondan sonra burada benzerlik uygulayınca şurası çıkacak. Burası çıkınca da ne yaparsın? Ee, hocam şu kenar uzunlukları birbirine eşit dersin olay biter. Birinci çözüm yöntemim bu. İkinci çözüm yöntemi. Şuradan bir dik çizersin. Dik yamuk gördüğün için dikdörtgen oluşturdun. Şu üçgenlerde benzerlik uygularsın. Ee, burası 3 ya benzerlikten de şuradaki kenarı bulursun. Yine olay biter mi? Biter. Bence çizim yapmadan da yapılabiliyorsa çizim yapmadan yapalım bence bu soruyu. Evet o zaman hadi bakalım. Şuraya bir A diyelim. Dal alfa betaya. Alfa beta alfa beta. Hadi bakalım şu üçgenle şu üçgen benzer. Hocam burada 90'ın karşısı A bölü 90'ın karşısı 10 eşittir. Burada betanın karşısı var. 10 bölü buradaki betanın karşısı 8. Sonra ne çıktı? Sadeleştir sadeleştir. 5 4 50 Hatta şunları da sadeleştir. 2'ye 5. 25 bölü 2 mi çıkıyor? 5'i öbür tarafa atınca. Evet. A 25 bölü 2 çıktı. A 25 bölü 2 ise arkadaşım. Buradan 25 bölü 2 artı 3. Dikdörtgenin karşı kenarları birbirine eşit olduğundan 8 artı x'e eşit olacaktır. Bunu attık öbür tarafa. X buradan neye eşit oluyor arkadaşlar? 25 bölü 2 eksi 3 eksi 8'den dolayı 5 yapar burası. O da 15 bölü 2 mi oluyor? Evet. Cevap böylelikle denizli oldu. 8. soruda. Geldik 9'a. Sanırım benzerini çözmüştük. Bakalım aynı mantıkla mı çözülüyor soru. Bu sefer farklı. Bu sefer farklı gibi duruyor. Bir önceki testte benzeri sorusunu çözmüştük ama bu sefer farklı versiyonunu sormuşum. Sevdiğim soruların farklı versiyonunu seviyor, sormasını seviyorum. Çünkü ÖSYM daha öncesini sormuş ya. Daha değişik nasıl sorabilirim diye Şurayı yıplatıyoruz arkadaşlar. Bakalım soru ne? ABCD karesi biçimindeki bir kartondan CD kenarı üzerindeki bir E noktasından makasla kesim yapıldığında oluşan 2 cm karelik ikiz kenar üçgen atıldığında. Evet buradaki ikiz kenar üçgen atılıyormuş. 2 cm karelik. Şuraya A A diyecek olursam A çarpı A bölü 2 iki eşittir 2 ise A kare eşittir 4 yapar. A'yı da böylelikle 2 buluruz. Yani şurası 2 2 mi oldu arkadaşlar? Evet. Şekil 2'deki A noktasının EF doğrusuna olan uzaklığı 7 kök 2. Hmm. Hocam şunun şunu olan uzaklığı verilmiş bana. O da kaç verilmiş? 7 köklü olarak verilmiş. E ee, bunu kullanacağım. Bir kere bir kere bir kere bir kere <laughs> ne yapıyoruz? Bir şey kesip attıkları zaman da eski hali bizim için önemli olduğu için eski halini şöyle bir tamamlıyorum kardeşim. Ve bu ikizkenar dik üçgen ve burası da 2 burası da 2 değil mi? Evet. Şimdi burada başka ne yapabiliriz? 7 kök olduğuna göre şekil 1'deki ABCD karesinin alanı nedir diye soruluyor. Tamam. Ne yapabiliriz burada arkadaşlar? Valla arkadaşım burada sanırım köşegen çizmekten başka çare yok. Hocam bu köşegenin devamı buraya mı denk gelecek? Tam olarak bilemeyiz. Yani onun yorumunu yapamayız. Başka burada nasıl bir hamle yapabiliriz? Hocam şunu yapabiliriz mesela. Şuradan diğer köşegeni çizsek. Bu köşegen değil ki direkt 90'ı yapıştırmıyorum buraya. Hocam köşegeni çizince 45 ise yöndeşlikten dolayı bak pardon. Öncelikle bu köşegen olduğu için açıortay 45-45 oldu. Hocam 45'e 45 olduğundan şunlar birbirine paralel oldu. Ha paralelse o zaman bunlar 90 derece ise burası da 90 derece oldu. Yöndeşlikten dolayı burası 90 burası da 90 oldu. E hocam köşegenle bu köşeden gelen bu doğru dik kesmiş. E o zaman burada ne çıktı? Bu da köşegen olmak zorunda. Devamı köşegen olacak. Ee, devamı köşe gelse burası da 90 derece yok. 90 45 45 çıktı. E, ee, 90'ın karşısı 2 ise 45 karşısı yani dik kenarda hipotenüse geçiş kök katsa hipotenüsten dik kenar geçişte kök y bölünmüş haldir. 2 bölü kök y'den kökü çıkar burası. Hocam bunun tamamı 7 kök Burası da kök Toplamda köşegen 8 kök yaptı. Hocam burası 8 kök ise o zaman bu kenarlar 8 8 yapar. O zaman 8'in karesi de bana alanı verir. Yani alan da böylelikle 64 çıkar. 9. soru Cehan oldu arkadaşlar bu soruda. Geldik 10. soruya. Valla arkadaşlar burada ne var? Bir kere 90'lar var. Dik üçgeni kullanacağız gibi. ABCD dörtgenin alanı isteniyor bizden. 90'lar da da şu bir alfabeteye dalacağız. Hatta şurası da bak 3 tane 90'lık var. Dikkat et. Hatta şurası da 90 verilmiş. BC ile CD dik kesmiş. Eyvallah. E dalalım alfa beta'ya. ya. Hocam alfa beta. E, burası da alfa oldu. Alfa yok. E ne yapacağız? Biz oluşturacağız. Hadi oluşturalım. Ya da sen burada dik yamuğu görünce şöyle dikdörtgen oluşturmaz mısın? Oluştursun büyük ihtimalle. Dikdörtgeni oluşturdun. Hocam ya da alfadan dolayı alfa beta üçgen oluşturmak için böyle bir şey çizdik diyebiliriz. Aa şu üçgen ile buradaki üçgen ne oldu? Benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. Betanın karşısı 3 ise o zaman bir eş üçgen olduğundan dolayı betanın karşısı burada da 3'tür. Hocam 2 ya burası. 90 90 90 burası da 90 oldu. Burada bir dikdörtgen çıktı. 2 ise burası da 2 oldu. A alfanın karşısı 5 çıktı. Burada da alfanın karşısı 5 olur. Dolayısıyla burası da 5 oldu. Bizden ABC'de dörtgenin alanı isteniyor. Gençler E burası 2 çarpı 5'ten 10. Burası 3 çarpı 5 bölü 2. 3 çarpı 5 bölü 2. 15 bölü 2'dir burası. Hocam burası da 3 çarpı 5 bölü 2. Burası da 15 bölü 2'dir. O zaman topla 10 artı 15 bölü 2 artı 15 bölü 2. Şu ikisini toplamı 15 bir de 10 toplarsam kaç yapar? 25 yapar. Yani cevap akça Bu soruyu daha farklı nasıl yapabilirsiniz? Hocam şu diki buradan değil de bu diki buradan böyle çizip ee, direkt bunun alanı işte şu toplam alanı da eşit oluyor diyebilirdik arkadaşlar. Ama bu yolda kolay herhangi bir sıkıntı yok. Genelde bu soruyu gören masum köylü bence bu şekilde çözer. Yani en mantıklı çözüm yöntemi çünkü bu arkadaşlar. Diğeri biraz ezbere kaçar sanki. Şuradan şunu çiz. Nereden bilelim hocam? Ondan sonra geometri görme işidir diyoruz. Yok öyle değil. Neresi mantıklıysa oradan çözüyoruz kardeşim. 10. soru akçay oldu geldik 11. soruya. Bir dikdörtgen sorusuyla karşı karşıyayız ve sayılar verilmiş. Buradaki saçma alan soruluyor bize. Buradaki saçma alan sorulduğu için sanki alan dağıtma yapacağız. Bu arada fark ettin mi? Şu alan tüm alanın nesi? Yarısı değil mi? Yani paraya kenardaki kalan özelliği kullanılacak büyük ihtimalle. E şimdi bana buradaki de alanını da bulurken şuradaki oranlamayı bulmam lazım. Yani soru oran sorusuna dönüştü. Başka sayılara da bakalım sayıları da kullanabilir miyiz? Hocam burası üçgen burası üç. Aa burada güzel bir şey çıktı ne var? İkisi dik üçgen var. O zaman burası 90 dereceyse 45 45 mi oldu burası? Evet. Şimdi ben burada oranımı bulmaya çalışacağım. Oran varsa o zaman benzerlik yapacağız. Benzerlikte nasıl temel orantı? Bak şuradaki oranı kullanabilirim. İster yukarı doğru uzatıp kelebek benzerliği yap. istersen. biz böyle oran gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? İçeri doğru paralel çizmek daha da kolayımıza gelmiyor muydu gençler? Evet. Şuradan paralel çizdim. E paralel çizince yukarıdakine 90 sa burası da 90 deyip A 45 90 sa burası da 45 oldu. Yani burası da kaç oldu o zaman? X kenardaki üçgenden 1 oldu. Bak benzerliği kullanmadım. Şuradaki özel durumu kullanınca buradaki uzunluğu daha kolay bir şekilde buldum. Normalde temel orantıdan şuradan burayı bulabilirdik arkadaşlar ama 45 45 90'dan daha net bir şekilde gördük. E ne yapacağız? Hocam şurada bak kelebek benzerliği var. Kelebek. Hocam 1 var. Buradaki uzunluk yok ama var tabii ki. Yukarısı 4 ise aşağısı da 4 değil mi? 4. Kelebekteki oran şimdi kaç oldu? 1'e 4. Buradaki oranını bulmaya çalışacağım. 1'e 4 ise o zaman burası a iken burası nedir? 4 aldı. Sonra Şurasını geleceğiz. E şunlar birbirine paraleldi. E burada hocam 1'e 2 oran var. E o zaman burada da 1'e 2 oran olacak. Şöyle bakacak olursak. 5A iken burası da kaç A olacak o zaman arkadaşlar? 1'e 2 orandan dolayı 10A olmak zorunda. Evet şimdi alan dağıtalım mı gençler? 4'te 4A'da kalan 4A 10A'daki değil. Dikkat burası 11A. 11A'da kalan 11A'dır. E hocam burası tüm alanın yarısıydı. Değil mi? Sonun başında söylemiştim. 15A tüm alanda 30A mı yapacak o zaman? Evet. E, tüm alan. 30A alanı belli mi? Belli. 4 burası. 3 burası. 4 çarpı 3'e eşit. O zaman A alanında ne eşit olacak? 12 bölü 30'a eşit olacak. Yani 2'ye böl 6. 2'ye böl 15. 6 bölü 15. Hatta burada bir de 6'ya bölseydik ya. 6'ya ya böldüğümüz zaman ee, kaç yapıyor? 2. 6'ya böldüğümüz zaman 5. A'yı 2 bölü 5 bulduk. Bizden üçgen alan isteniyor. Yani 11A isteniyor bizden. 11 da kaç yapacaktır? 11 çarpı 2 bölü 5'ten dolayı 22 bölü 5 çıkar cevabımız. Yani cevap böylelikle ne çıktı gençler? Balıkesir çıktı. Dikdörtgende de böyle paralel kenardaki kullandığımız teknikleri kullandırabilirler. O yüzden bu soruyu yazdım. ÖSYM'de benzerisini zaten sormuş. O yüzden dikkat edin. Sadece paralel kenarda kullanılmıyor buradaki paralel çekme yöntemi arkadaşım. Haberiniz olsun. Yani dikdörtgen sorusu deyince sadece Alfa, beta, şu, alan, malan, bilmem ne, çarpanlar ayırma tarzı sorular aklınıza gelmesin. Tamam. Evet örnek 11'i bulduk. Geldik şimdi örnek 12'ye. Bakalım ne diyor sonra. Bir düzgün altıgenin 3 köşesinden geçen. Hemen bir düzgün altıgeni çizelim. Hop şöyle çizdik gençler. Bakalım şöyle bir düzgün altıgeni çizdik. 3 köşesinden geçen en küçük alanlı dikdörtgenin uzun kenarı x. Hmm. Şimdi 3 köşesinden geçen diyor. Normalde üç köşesinden deyince bir dikdörtgen de diyor ya siz büyük ihtimalle şunu çizmişsinizdir arkadaşlar. O e, hocam üç köşesinden geçiyor böyle değil mi? Daha daha küçük bir dikdörtgen çizilemez mi arkadaşlar? Çizilir. Nasıl çizilir biliyor musun? Evet. Bir köşeyi bu, bir köşeyi bu, bir köşeyi de bu çiztik. Hocam böyle bir dikdörtgen yapamayız ki şöyle bir eşkenar dörtgen olur falan diyebilirsiniz belki. Yok. Dikdörtgen diyor arkadaşlar. Dikdörtgen bak üç köşesinden geçen bir dikdörtgen. Dikdörtgen 3 ama dikkat et dikdörtgenin köşeleri altıgenin köşesinde olsun demiyor. Ne diyor? Bir düzgün altıgenin 3 köşesinden geçen en küçük alanlı dikdörtgen diyor. Bak en küçüğünü bulacağım ilk önce. Hocam dikdörtgenin bir kenarı buysa diğer kenarı şu olacak şekilde böyle çizmeye çalışma lütfen. E ne yapacaksın? En küçük dikdörtgen çizerken aha bu olmaz mı arkadaşlar? Bak şöyle bir dikdörtgen oldu. Evet en küçük alanlısı bu olmak zorunda. Dikkat çakal bir soru. Ama sen bu çakal soruları burada görüyorsun. Sonra sınavda deneme sınavında ya da ÖSYM'de. Allah mı söyletti? Çıkacak mı yoksa? ÖSYM'de böyle bir soruyla karşılaşırsan artık mantığını anladın. Yani buna dikkat et. Tamam mı? En küçük dikdörtgen bu. Evet. Bu dikdörtgenin en uzun kenarı x birimmiş. Arkadaşlar şu kısa kenar oluyor galiba. Değil mi? Evet. En uzun kenarı x birimmiş. Yani şurası x birimmiş. Peki. Burası x. Bunu bulduk. Sonra aynı dikdörtgende yani şu soru devam ediyor. Aynı düzgün altıgenin tüm köşelerinden geçen dikdörtgenden bahsediyor. Şimdi tüm köşelerinden geçen bir dikdörtgen çiz bakayım. Arkadaş tüm köşelerinden çizen bir dikdörtgen. Yine şöyle şunu çizmeye çalışmıyorsundur. Bak iki nokta açıkta kaldı değil mi? Tüm köşelerinden geçecek. Tüm köşelerinden geçmesi için şöyle olması gerekmiyor mu arkadaşlar? Hop şöyle hop şöyle. Hop şöyle. Ve şöyle mi olacak arkadaşlar? Evet. Dikdörtgenimiz işte bu şekilde olacak. Dikdörtgenin uzun kenarı ise y birimdir. Tamam. x bölü y kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar şimdi bir kere burada dış açıdan dolayı 60. 90 burası ne çıktı? 30 çıktı. E burası da 60 ya. Burası da 30. E o zaman burada 30 60 90 üçgeni de şu bu bir kenara 2 diyelim bence. Bir kenara 2 dersem hatta burada 30 30 120 üçgeni çıktı mı? Çıktı. Ee, burada burası da 90 derecesi, burası da 90 ise 60 hatta 90 karşı 2 ise 30'un karşı 1. Şu dikdörtgenin şu kenarında bulalım ki sıkıntı olmasın. Hatta burası da 2 köküç oldu. Bu dikdörtgendeki uzun kenar 2 köküç oldu. Yani x dediğimiz yer gerçekten doğruymuş. Bu dikdörtgendeki uzun kenara bakalım. Şurası kaç? 2. 90'ın karşı 2 ise 30'un karşısı 1. 60'ın karşısı köküç. 3 ee, sonra burası da 1. Aynı şekilde 2 ya. Burada da bir 30-60-90 üçgeni var. Burada 90'ın karşısı 2, 30'ın karşısı 1. Burası da kök 3 oldu. Bu dikdörtgenin bir kenarı 2 kök 3. Diğer kenarı da kaç yaptı arkadaşlar? Şöyle bakacak olursanız burası da 4 mi yaptı? Evet. Şimdi 4 mü büyüktür? 2 kök 3 mü büyüktür? 4'ün karesi 16. 2 kök 3'ün karesi de 12 olduğundan 4 daha büyüktür. E o zaman biz x'i ne bulduk arkadaşlar? 2 kök 3. Yani 2 kök 3 bölü y'yi ne bulduk arkadaşlar? Bu dikdörtgendeki uzun kenar 4 olarak bulmuştuk. 4 bulduk. O zaman sadeleştirdiğimiz zaman bölü 2 kaldı. Yani cevap böylelikle kök 3 bölü 2 çıktı. 12. soru böylelikle balık esir oldu arkadaşlar. Evet yine güzel sorularla karşı karşıya kaldık ve test 2'yi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yani test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.